Hatay'da daireleri cennetten bir köşe sloganıyla satılan Rönesans Rezidans yüzlerce kişiye mezar olurken 55 kişiye ise ulaşılamadı. Kayıp yakınlarının fotoğraflarıyla enkaz başına gelen gözyaşlı aileler 4,5 aydır arama yaptıklarını belirterek destek istediler. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il içinde en büyük yıkım Hatay'da meydana geldi. Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde 2013 yılında tamamlandıktan sonra daireleri cennetten bir köşe sloganıyla satılan 250 daireden oluşan Rönesans Rezidans da depremde yıkıldı. Yan tarafına yıkılan rezidansın enkazı altında yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Birçok kişinin ise izine rastlanmadı. Defin ve enkaz kaldırma çalışmalarının ardından rezidansta yaşayan 55 kişiye ulaşılamadı. 4 aydır bu kayıp kişilerden bir haber alabilmek için yakınları hastane, mezarlık ve adli tıp kurumu morgunda araştırma yapsa da bir sonuca ulaşamadılar. İki hala ve bir yeğen. Üçüncü katta A2'de ikametgah ediyorlardı. Depremden sonra buraya geldik, olay yerine geldik. Ne diyeceğimi de artık bilemiyorum, şaşırdım. Kaç kişi var toplamda şu an bu? 55. Rönesans olarak A2 blokta 55 kayıp var şu an. Hiçbirine ulaşamıyoruz. Hiçbirine ulaşamıyoruz. İşte burada gördüğünüz gibi hiçbirinden hiçbir şekilde haber alamıyoruz. Daha önce gelmiş miydiniz buraya? Daha önce geldik, tabii ki de geldik. Şu an ne hissediyorsunuz? Enkaz kaldırılmış ama içimizdeki yıkım, arayış, acı, tarifi yok. Hiçbir şekilde tarif edemem. Ne istiyorsunuz peki? Ne istiyoruz? Biz ulaşmak istiyoruz. Öldüler mi, kaldılar mı, başka bir yere mi gittiler, yoğun bakımdalar mı, şuurları açık mı, kapalı mı? Hiçbir şekilde haber alamıyoruz. Ya ölü diri sadece haber almak istiyoruz. Nerede olduklarını öğrenmek istiyoruz. Tamam. Nereye gittiklerini. Tuba kızım burada Altınözü'nde Kesen Ortaokulu'nda 2 yıldır öğretmenlik yapıyordu. Olayın depremin olduğu gece İzmir'den uçağa bindirdim. İşte saat 12 civarında uçak uçarlı olmak üzere buraya indi. Aslında kızımın evi Altınözü'nde Toku konutlarında oturuyor. Orada hiç kızımın evinde hiçbir şey yok. O gün arkadaşının evinde kalmak zorunda kaldı burada. Gül Nihal ve Hilal'i, benim kızım Tuğba Nur Kahraman. Gül Nihal ve Hilal'in evi burada, Rönesans Rezidans'ta A2 blokta, 6. kat 96 nolu dairedeydi. Aynı yerde öğretmenlik yapıyordu Gül Nihal'le. Gül Nihal'den haber alamıyoruz. 6 Şubat, işte 5 Şubat akşamı İzmir'den uçağa bindirdim. Otel olarak uçak kalktı. 12.10'da uçak buraya indi. İşte servisle buraya geldi. Arkadaşının yanında kaldı. Altına gidemediği için arkadaşlarının yanında kaldı, evine gidemediği için. Bunu istiyoruz. Biz çocuklarımızın bulunması, içimiz yanıyor. Çocuklarımızın bulunmasını istiyoruz. Burada 55 tane evladımız var. Hepsi bizim canımız, ciğerimiz. Hastanelere gittik. Hepsini araştırma hastaneleri. Orada morglara varasıya baktık. Yok, izini bulamadık. Biz destek istiyoruz. Biz şimdi devletimizden şunu da bekliyorum ben. Yani tamam, 11 yılda oldu bu olay. Hani çok büyük kapsamlı bir deprem oldu. Çok şiddetli oldu. 11 yıl olması da bir dezavantaj hükümet için.